yatak odamdaki kendi yatağımın üstü kaldı. Tam çarşafı kaldırdım, arkamı dönüp baktığımda elinde pompalı tüfek kapının arkasında. Oh. Ettim sadece ama şu küçücük bir iğne saplandı. Korktum mu de bir an ipredim. Direkt baktım cama, cam demirli. Çıkmanın imkanı yok. Bitti, yolun sonuna geldin Arzu dedim. Varsam da kimse olmayacak, kaçsam da kimse bulamayacak yani, yok. Ama boynumu eğmedim. Eğmedim artık dedim, ölüm de olsa artık sana boyun eğmeyeceğim. Hani dur sakın yapma demedim. Biliyordum senin böyle bir şey yapacağını, çocuklarım ne olacak dedim. Çocukları kim düşünüyor ki dedi kafasını sallayarak. O zaman dedim bir şey istiyorum dedim. Abdest alıp öyle ölmek istiyorum dedi. O benim son isteğimdi. Ne dedi? Yok öldürmeyeceğim dedim. Yüzüstü yere yat, kolunu bacağına çözecek yerine gelmesin dedim. Madem boşanacağız seni kimseye yar etmeyeceğim, kolunu bacağına alacağım. Yatmayacağım dedim, sıklan kafama dedim. Arzu yat diyorum dedi. Yatmayacağım dedim. Arzu yat diyorum sana dedi. Yatmayacağım dedim. Yatağın kenarına oturdum, ayaklarımı salladım. Böyle gözlerimi böyle kapattım. Şehadetimi getirdim, bekliyorum ki kafama sıkacak diye. O esnada bir sarsıntı, bir ses. Başka bir şey hissetmedim. Sarsıntı, ses. Bir de baktım bacağımın parçaları duvar. Ay. Boylu boyunca diz kapağımdan ayak bileğine kadar sıyırmıştım, yapıştırmışım. Oh. Bacağımın parçalarını görünce canımın acıdığını hissettim. Elimi attım, parmaklarım içine girdi, denge kuramadım, yere düştüm çocuklarımın yatağına. Hani zannettim bir daha sıkmaz çünkü diye derin nefes alamıyorsun. O kadar kavurucu bir sıcak. Yanıyorsun resmen ateşin içinde. Sonra ikinci bacağımı ateş etti ama çok ağır bir darbeydi. Üç takla attıracak kadar bir ağır darbeydi. Taklattım, yere düştüm. Yüzüstü. Kollarımı hemen karnımın içine çektim böyle. Çünkü onlar da gidecek. Biliyorum onları da elimden alacak. O an seslendim, dedim ki tamam, dediğin gibi sakat bıraktın. Kollarımı bana bırak, ben ne yapacağım çocuklarıma? Yok öyle dedi. Ayaklarıyla itekleyerek, elime basarak, namlunun ucunu değdirerek sıfır ateş etti. Sonra yine aynı darbeyle ben ters döndüm. Sonra sol kolumu ateş etti. Kapının ağzına doğru gidiyor. Ben zannettim gidiyor. Bilincim açık, ne olduğunu farkındayım. Her taraf kan gölü. İçimde kavrucu bir sıcak. Yanıyorum ki ateşin içinde. Nefes alamıyorsun, sadece o an su düşünüyorsun. Sonra döndü tekrar. Sağ bacağıma, sol bacağıma, sol koluma. İkinci tur. İkinci ateşler. Nasıl dayandı? Allah'ım. Bıraktı gitti. Nefes almakta zorlanıyorum. Her taraf duman içinde. Ama sadece derin nefes almak istiyorum ve su. Yani o ateşi çözecek bir su. Kapının ağzına doğru sürükleneyim dedim. Belki sesimi duyan olur. Sürüklenmeye çalışıyorum ama koldan kol yok, bacaktan bacak yok. Kafamı döndürdüm ama sağ bacağım omuzumda gördüğümde geçtim kendimi. Sanki oraya bir bomba atılmış, her tarafım paramparça olmuş, her taraf kan gölü olmuş. Kapıyı örtüp gittiğinde tüfek sekizliydi, köy evinin tüfeği biliyorum. Çünkü zamanında ben de ona doğrultmuştum. Dedim keşke de sıksaydım ama ben onu yapamadım, onun gibi cani değildim. Bu dünyadan ya o gidecekti ya ben gidecektim dedim. Ama ben yapamadım.
Sonra kapıya çıkıyor, konuyu komşuyu talan etmiş, eşim ölüyor. Yetişin, ambulans çağırın. Bir ses geldi, güm sesi. O sese uyandım. Herhalde dedim, onu da kafasına sıktı. Hani bu kadar bunu yapan artık kendini sıkar diye düşündüm. Meğer kaldırım taşıyla kapıyı kırmış. Başıma geldi, ağlıyor. Gözyaşlarının yüzüme döküldüğünü hissediyorum. Arzum, kurban olayım, bana bir ses ver Arzum. Ben öleyim senin yerine Arzum. Ölme, yetişeceksin Arzum. Bana bunu yapan adam geliyor. Arkamdan gelip ağlıyor yani. Düşünemiyorum. Bu muydu insanlık? Nasıl bir insandın? Resmen karşımdaki insanı paramparça edip bırakıp geri hiçbir şey olmamış gibi gelip başımda ağlıyorsun. Komşum geldi, Arzum, kurban olayım sana, ne oldu? Abla, beni bırak, bana bir su ver. Yanıyorum. Yani yine su diyorum, yanıyorum. Getirdi. İçirecekti, tam bu esnada elini vurdu, bardağı kırdı, sakın verme ölür abla dedi. Gerçekten anne, kurşunla yaralanana su verilmezmiş. Evet. Bunun da bilinci altında. Sonra hastaneye gittik. Ama yine bilincim açık. Hastaneye girişimi kendim yaptırıyorum. Ya, sen Rabbimin, nasıl hastaneye girişimi kendin yaptırıyorsun ya? Rabbimin bir mucizesi, ben anlamıyorum. Hani yedi kurşunu yiyorsun, ev her tarafı kan gölü oluyor, her şeyi kan kaybından ölmemen mucize. Ambulansta gözüm açtığında zaten hemşirelerin üstündeki beyaz önlüklerin kıpkırmızı olduğunu ve ağladıklarını görüyorum. Dayanılmaz diyorlar. Hastaneye girdiğimde herkes oradan bağırıyor. Açılın, açılın, açılın. Acı hissetmiyorum ama. Hiç acı hissetmiyorum. Ne olmuş buna dediler. Arzu Bostaş dedim. Kim vurdu dedi. Eşim vurdu dedim. Neyle vurdu? Pompalı tüfekle dedim. Bak, düşün, hastaneye girişim kendim yaptırıyorum. Ya da konuşturmaya mı çalışıyorlar bilincim açık bilincin kalsın açık diye. Kalsın bilemiyorum. Diye de olabilir. Doğru. Ameliyathaneye gireceğim ama doktorların sesini duyuyorum. Gözlerim görmüyor. Bulanık. Şok haliyle tabii. Bulanık. Doktorlar orada hani kimisi bağırıyor, ambulans helikopter çağıralım. Kimisi de diyor ki özel hastanedeki doktorları çağıralım, yetişmez. Böyle çığlık bağırık içinde kalabalık hissediyorum. Çünkü o kadar çok ses gürültü var. Ne olmuş buna, ağlayanlar, bağıranlar. Ameliyathaneye götürdüler. Ama bacaklarımdaki elbiselerimi kesiyorlar. Hani dedim, o gün çok kalın giymiştim. Evet, çok... üst üste giymiştim. Demek ki acıdan mı geçtim bilmiyorum ama sadece bir doktorumuzun sesini hatırlıyorum. Hocam, iç çamaşırınızla kesecek miyiz deyince bir an kendime geldim. Bak ses... Sonra kollarımı gördüm. Dedim, benden iflah olmaz. Kemiklerin dışına fırlamış, etlerin yanmış, çürümüş gibi. Hocam, bana bir bardak su verin ne olursunuz dedim. Bana bir iğne yapın, uyandırmayın. Ben bu halde ben çocuklarıma nasıl bakacağım?